Bu dersimizde AYT Matematik Planlı ders öğelerinde 43. föğümüzün sondaki testleri çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada bize f'in türevi verilmiş. Yerel ekstremum noktalarının apsislerini bulun demiş. Türevi buluyoruz. Bunu sıfıra eşitleyip apsisler elde ediyoruz. Apsisler 1, 2, 3 ve 4 olur. Ancak burada dereceleri çok önemli. Dereceleri 2 ve 4 gibi çiftse arkadaşlar burada ekstremum noktaları yoktur. Bunları karalıyoruz. Yani derecesi 3 ve 5 gibi tek değerler olmalı ki burada tek katlı köklerimiz olsun. Bu kökler de 2 ve 4'tür. Bunların toplamı da 6 yapar. Bize burada f üssü x'in grafiği verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi f üssü x için arkadaşlar köklerimiz 0 ve 6. Şimdi şuraya 0 ve 6 diyelim. 6'dan sonra türevimizin bakın ne olduğunu, eksili değerler aldığını görüyoruz. 0, 6 aralığında artı, öncesinde yine eksi. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Fonksiyonumuz eksi sonsuz 0 aralığında azalanken sonra artan tekrar azalamamış. Yani burada x eşittir 0'da yerel minimum değeri vardır diyebiliriz. Sonra arkadaşlar x eşittir 6 için bu şekilde artarken azalmaya başlamış. Burada da yine x eşittir 6'da yerel ne vardır? Maksimum değeri vardır. Sonra ne dedik? Burası artı olduğu için 0-6 aralığında fonksiyon artandır. Bu da doğru. Peki burada ikinci türevinde 3 0 mıdır? Burada arkadaşlar fonksiyonumuzun 3 x eşittir 3 apsisi noktasında dönmeye başladığını yani yukarı doğru giderken aşağı doğru inmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu dönüm noktasında tekrar bunun türevini aldığımızda f'in ikinci türevi x eşittir 3 için ne olur? 0 olur. Bu da doğrudur. 3 sonsuz aralığında ikinci türev 0'dan büyük müdür? Hayır. Burada bakın fonksiyonumuz yani fonksiyon dediğimiz f'in türevi azalmaya başlamış. 3'ten aşağı doğru inmeye başlamış arkadaşlar. Demek ki burada bunun tekrar türevini aldığımızda f2 üssü ne olması gerekir? Azalan olduğu için 0'dan küçük olmalı. Yani bu aralıktaki sonsuz tane k değeri için burası büyük 0 diyemeyiz. Çünkü azalan bir fonksiyon olduğu için cevap Edirne. Grafiğimizi incelediğimizde arkadaşlar f üssü x'imiz hiçbir zaman 0 olmamış. Daima 0'dan büyük değerler olmuş. Yani bizim f fonksiyonumuz artan bir fonksiyondur. Burada fonksiyonumuzun 0'a eşit olduğu bir bölge yok. Dolayısıyla bizim ekstremum noktalarımız vardır diyemeyiz. F üssü x eşittir 0 olsaydı ekstremum noktalarından bahsedebilirdik. Bu yanlış. F üssü 0. Burada arkadaşlar x'e 0 verdiğimizde burası a olsun. 0 virgül a gibi böyle bir değer f üssü 0'ımız a'dır. Yine 3 gibi bir x değeri verdiğimizde f üssü 3'ümüz yine a gibi bir değere karşılık gelir. Burada tanımlı değildir demiş. Bu ifade yanlış. Tabii ki tanımlıdır. Fonksiyonumuzun daima artan olduğundan bahsettik. Sonra eksi 1 ve 0 için. Nedir arkadaşlar? Eksi 1 0'dan küçüktür. Dolayısıyla f eksi 1 değerimiz f 0'dan ne olması gerekir? 0'dan arkadaşlar f artansa küçük olması gerekirken bakın büyüktür demiş. Bu da bir yanlış. Sonra yine aynı artanlık tanımından 1 2'den küçükse arkadaşlar artan fonksiyonda f1 f2'den küçüktür. Dolayısıyla burada 2 tanesi doğru, 3 tanesi yanlış. Fonksiyonun türevi grafiği verilmiş. Buna göre hangileri doğru? Fonksiyonun türevi arkadaşlar gördüğümüz gibi hep x ekseninin altında y değerleri almış. Yani küçük eşit 0 olmuş. Demek ki bizim fonksiyonumuz tüm reel sayılarda azalandır. Yani birinci ifademiz doğrudur. Bunları eleyebiliriz. Sadece b gitti. x eşittir a fx fonksiyonunun yerel maksimum noktasının apsisi midir? Arkadaşlar burada yerel maksimum noktası yoktur. Çünkü fonksiyonumuzun burada eksi değerler aldığını sonrasından da artılı değerler olmuş olsaydı bir ekstremumdan bahsederdik. Ancak tablo çizdiğinizde sürekli olarak böyle azalan bir durum var. Ekstremum noktası yoktur. Sonra f üssü a tanımlı değildir demiş. Hayır, bu f üssü x'in grafiğidir.
x yerine a yazdığımızda 0 olacaktır. Tanımlıdır. Yani bu da yanlış. İkileri ve üçleri eleyebilirsiniz. Cevap zaten ortaya çıktı. Şimdi ikinci türevinde tanımlı değildir demiş. İkinci türevinde nasıl tanımlı değildir? Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonumuzun grafiği, bunun tekrar biz türevini aldığımızda f üssü, bunun bir daha türevini aldığımızda f2 üssü olduğunda a noktasında türevinin olmaması ne demek? Burası bakın sivri uç. Sivri uçlarda türev yoktur, tanımlı değildir diyorduk. Dolayısıyla cevap bu yüzden Denizli. Grafiği incelediğimizde arkadaşlar bakın burada 3 için çift katlı bir kök olduğunu, eksi 2 için de tek katlı bir kök olduğunu görüyoruz. Eksi 2 bizim kökümüzse buradaki çarpanlardan birisi x artı 2, 3 kökümüzse x eksi 3'ün çift kuvveti olacak şekilde bir ifade burada bizim denklemimizde var. X artı 2 olacak, üzeri tek olacak dedik. Bu gitti. Bu da gitti. X eksi 2'li bir şey yok. X eksi 3'ün karesi evet çifttir olabilir. Bunlar tek. Bu da olur. Peki 2 bölü 9 mu 4 bölü 9 mu? Yine burada A 0'a 4 noktasından faydalanacağız. Şimdi burada X'e 0 verelim. 0 verirseniz 2 bölü 2, 2 bölü 9, 2, eksi 3'ün karesi 9. Ne olur? 4 olur. Demek ki 0'a 4'ü sağladığı için cevabımız A şıkkı değil de C şıkkıdır. Fonksiyonumuzun türevinin grafiği verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır? Burada arkadaşlar fonksiyonun türevinde 0-4 aralığında azalan mıdır? Burada f fonksiyonu azalansa f'in türevi 0'dan küçük olmalı. Gördüğümüz gibi f üssü x, x ekseninin altında eksili değerler almış. Doğru. Benzer şekilde 4-8 aralığında hep artılı değerler almış. F artandır. Sonra x eşittir 4 için yerel minimumu var mıdır? Tablo çizelim. X'lerimiz, f üssümüz ve f'imiz. Köklerimiz gördüğümüz gibi 0, 4 ve 8. 0, 4 ve 8. 8'den sonra eksi, dolayısıyla bu şekilde işaretleri yerleştiriyoruz. Artan, azalan, artan, azalan. Yani 0 ve 8'de yerel maksimum var. 4 içinde gördüğümüz gibi azalırken artmaya başladığı noktada yerel minimum var. Peki cevap neden E şıkkı ona bakalım. 2-6 aralığında f üssünün grafiği verilmiş. Bunun tekrar türevini almış. Bakın burada artan olduğu için bu ifadenin türevinin türevini aldığımızda burası 0'dan büyük olmalı. 0'dan küçük olamaz. Y eşittir f üssü x'in grafiği verilmiş. Hemen tablomuzu oluşturuyoruz. X, f üssü x ve fx. Sadece burada kök olarak 0 var. 0'dan sonra artılı değerler, öncesinde eksili değerler alınmış. Demek ki fonksiyon önce azalanken sonra artan oldu. Ayrıca burada x eşittir 0 apsisli noktada ne var? Yerel minimum noktası vardır. Yerel maksimum noktası yoktur. Yerel maksimum gitti. Dolayısıyla bu da gitti. Sonra x eşittir eksi 4'te yerel minimum var demiş. Hayır, x eşittir 0 olmalı. Bu da gitti. Sonra arkadaşlar C şıkkına bakalım. C şıkkında eksi 4 0'dan küçük, 0 da 4'ten küçük deyip f eksi 4 küçük, f 0 küçük, f 4 demiş. Bu tanımları hatırlarsanız arkadaşlar sadece f'in artan fonksiyon olduğu durumda yazılabilir. Ama bakın burada f'in artan mı azalan mı olduğunu inceleyelim. Eksi 4 0 aralığında fonksiyon 0'dan küçük değerler almış. Türevi 0'dan küçük. Yani burada f azalandır. Biz ne dedik? Artan olması gerekir ki böyle yazılabilsin. Bu da gitti. D şıkkına bakalım. Eksi 4, 4 aralığında fonksiyonumuz hep artmış. Artan bu fonksiyon nedir? F'in türevi. Tekrar türevini aldığımızda artanlıktan dolayı f'in ikinci türevi daima 0'dan büyük olmalı. Cevabım Denizli. Dördüncü dereceden bir tane fonksiyonumuz var. Buna göre f1 kaçtır? Şimdi arkadaşlar eksi 2 için çift katlı kök. X eksi 2 üzeri çift olacak. Sonrasında 2 ve 4 için tek olacak. 2 ve 4 için. Bu arada buraya eksi 2 değil artı 2 diyeceğim. 2 için x eksi 2, 4 için x eksi 4 yazacağım. Bunların da kuvvetleri tek olacak. Bir de başka sayı bu arada bilmiyorum. Buna da
a diyeyim. Eğrimizin denklemi böyle olur. Dördüncü dereceden dediği için çift kuvvet yerine burada ç yerine 2, diğerlerinin yerine de 1 yazabiliriz. Üzeri 1. Çarparsanız dördüncü dereceden bir ifade. Sonra arkadaşlar bakın burada en önemli nokta sıfıra eksi 64 noktası. X'e 0 verdiğimizde fonksiyonumuz eksi 64 yapıyor. X'e 0 veriyorum. 4, eksi 2 ve eksi 4. Buradan 16, 32, eksi 32, daha doğrusu artı 32 a eşittir. Eksi 64. Yani a değerimiz eksi 2. Şimdi bize f1 sorulmuş. F1, x gördüğüm yere 1, a gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. 1 artı 2 üzeri 2. Sonra 1 eksi 2 üzeri 1, 1 eksi 4 üzeri 1. Yani eksi 2 çarpı 9, eksi 1 ve eksi 3 gelir. Buradan da cevabımız eksi 54 ile Denizli. Başka sayısı 3 olan 3. dereceden bir tane polinom fonksiyonumuz var. Yerel minimum değeri kaçtır demiş. Burada grafiği vermemiş arkadaşlar. Grafiği bizim oluşturmamızı istemiş. Şimdi bakın f0 0. Demek ki köklerimizin birisi 0. F3 de 0. Diğer kökümüz de o zaman nedir? 3'tür. Demek ki bizim x eksi 0 ve x eksi 3 gibi ifadelerimiz var. Şimdi burada f'in 0'daki türevi de 0'sa arkadaşlar. 0'da demek ki bir dönme noktası olmuş. F0 0 yani bu orijinden geçiyor. Orijinde de bir dönmeden bahsediyoruz. Yani şöyle orijinde bir teğet olacak. Ardından 3 için 0 olacak gibi çizebiliriz. Şimdi burada ne diyoruz? Burayı devam ettirdiğimizde bakın 0 için arkadaşlar burada çift katlı bir kök var. Üzeri 2. Bunun üzeri de 1 ise çarparsak 3. dereceden olur. Baş kat sayısı da 3 ise buraya da 3 yazıyoruz. Denklemimizi hallettik. Yani 3x kare çarpı x eksi 3 ya da 3x küp eksi 9x kare. Yereller sorulduğunda, yerel minimum maksimum sorulduğunda türev alırız. F üssü x eşittir 9x kare eksi 18x. Bunu 0'a eşitliyoruz. Buradan da x'imiz 0 ve 2 değerlerini alır. 0 için arkadaşlar zaten fonksiyonumuzun 0 olduğunu biliyoruz. Bir de 2 için yapalım. 0'a 0 dedik. 2'ye ne olur? Burada x yerine 2 yazarsanız 3 çarpı 8 eksi 9 çarpı 4. Yani eksi 12. Gördüğümüz gibi yerel minimum burada F2'de eksi 12 değerini alır. Burada 2'yi gördüğümüz zaman ne diyoruz? Burada bir çift katlı kök var. 0'a eşitlerseniz kökümüz burada eksi 1. Eksi 1'de burada çift katlı kök olmamış. Çift katlı kökse ne oluyor? Olduğu gibi artıysa artı olmaya devam ediyor. Ya da eksi ise eksi olmaya devam edecek. Bunu eledik. Burada da arkadaşlar bakın eksi 1 için olmamış tek katlı kök var. Bu da gitti. Sonra buradan kökümüz 1 ve 3 olacak. Yani 1, 3 hangi şıkta yok? Bunların hepsinde 1 ve 3 var. Peki bundan sonrasını nasıl yapacağız? Şıklardan eleyebilir miyiz başka? Bakalım. Burada 0'a 3 noktası var. 0'a 3 var. 0'a 6 var. Burada x'e 0 verdiğimizde f0 eşittir. Eksi 1, 1 ve eksi 3 gelir. Yani f0'ımız 3 olmalı. Yani bunu da eleyebiliriz. Peki arkadaşlar burada A şıkkı var, C şıkkı var. İkisi de birbirine benziyor. Sadece birinde ne var? 3'ten sonra yukarı gitmiş. Diğeri 3'ten sonra aşağı gitmiş. İsterseniz burada değer verebiliriz. X'e 4 verelim. X'e 4 verirseniz F4'ümüz 3 çarpı 25 çarpı 1. Yani pozitif bir değer. Dolayısıyla burada eksi olamaz. Pozitif bir değer olacaksa cevap A şıkkı. Fx fonksiyonu verilmiş. Bu ifadelerin çarpımı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada 4 tane hatta 6 tane bilinmeyen var. Bizim burada en çok işimize yarayacak olan dönüm noktaları burada f üssü kök 2 eşittir 0'dır. Burada da f üssü eksi kök 2 0. Yani yine dönüp dolaştık türeve geldik. Türevi alalım. F üssü x eşittir 3mx kare artı 2nx eksi 6. Şimdi x'e bir kök 2 verelim. F üssü kök 2 eşittir 0. 3m çarpı 2
artı 2n çarpı kök 2 eksi 6 0. Sonra bir de eksi kök 2 verelim. Şöyle f üssü eksi kök 2'de ne olacak? Yine 3m çarpı 2 eksi 2n kök 2 eksi 6. Taraf tarafa topluyoruz. N'ler gider. Buradan 12m eksi 12 0. Yani m değerimiz 1'dir. M yerine 1 yazalım. 1 yazarsanız 6 artı 2n kök 2 eksi 6 0. Yani n de 0. Şimdi bu ne işimize yarayacak? Fx'i bulduk. Fx eşittir x küp eksi 6x. Şimdi geriye ne kaldı? A, B, C, D'yi bulmak kaldı. Burada arkadaşlar devam edelim. Fx'imizi hallettik. Bakın burada A noktasında x'e A verirseniz sonuç 0. Fa eşittir 0. A küp eksi 6A eşittir 0. Yani A parantezinde A kare eksi 6'mız 0 olacak. A 0 olamayacağına göre A arkadaşlar burada orijinin solundaysa A kare eksi 6 0'dır. Buradan A kare A'dır, 6'dır. Yani A değerimiz artı eksi kök 6 olabilir. Yine 0'ın solunda olduğu için eksi kök 6 alacağım. Şimdi biz ne arıyoruz başka? D'yi bulabiliriz. Sonrasında E'yi bulabiliriz. C'yi bulabiliriz. Burada arkadaşlar X'e C verdiğimizde sonuç 0 yapıyormuş. FC eşittir C küp eksi 6C eşittir 0. C parantezinde C kare C kare eksi 6 0. C burada 0 olamaz. C kare eksi 6 0'dır. C'miz artı eksi kök 6. 0'ın sağında olduğu için C burada kök 6. A'yı bulduk. C'yi de bulduk. Bunlar tamam. D ve E kaldı. D'yi bulmak için x gördüğümüz yere eksi kök 2 yazmamız gerekir. Şimdi en üstteki fx'de yazalım. F eksi kök 2 eşittir. Eksi kök 2'nin küpü buradan eksi 2 kök 2 gelir. Artı 6 kök 2 yani 4 kök 2 olacak. Şimdi benzer şekilde x'e kök 2 verirseniz 2 kök 2 eksi 6 kök 2'den eksi 4 kök 2'dir. Yani eksi kök 2 verdiğimizde D'yi, kök 2 verdiğimizde de E'yi bulduk. D'den E'yi çıkarıyorum. 4 kök 2 eksi 4 kök 2. Sonrasında ne dedik? C'den A'yı çıkarıyoruz. C kök 6'dır. A da eksi kök 6. Şimdi devam ettirirseniz 8 kök 2 çarpı 2 kök 6'dır. Yani 16 kök 12. 16 kök 12 de 2 kök 3 olarak çıkarsa 32 kök 3'tür. Cevabımız buradan E seçeneği gelir. Gölü ve tepeyi fx ile modellemiş. Fx bu şekilde belirtiliyorsa hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada tepenin en yüksek ya da gölün en alt noktaları derken bizim alabileceğimiz yerel minimum ve maksimum noktaları sorulacak. Yani türev alacağız. Türevi aldığımızda eksi 1 bölü 10 çarpı x kare eksi 5x artı 4 gelecek. Bunda 0 eşitlerseniz köklerimiz 1 ve 4'tür. Yani tablomuzu yaptığımızda x f üssü f dediğimizde burası 1 ve 4. Buradaki eksiyi görüyoruz. Dolayısıyla sağa eksi buraya artı eksi diyoruz. Buradan eksi ise azalan, burada artan ve azalan. Arkadaşlar burada x eşittir 1 için bizim yerel minimum değerimiz var. Sonra x'e 4 verdiğimizde de yerel maksimum değeri buluruz. Şimdi burada yerel minimum ve maksimum değerleri bulmak ne demek? Gölün en altıyla tepenin en üstünü bulacağız. Buradan da f4 eksi f1 hepsini tek tek burada yerine yazdığımızda burayı uzun uzun yapmayacağım 450 metre gelir. Yani bu tepenin en üstüyle gölün en altı arası 450 metre. Buralar 0, 1 ve 4. O noktasının 5 kilometre sağında x değeri için tepenin yüksekliği azalmaya devam etmektedir demiş. Burada arkadaşlar tepenin yüksekliği azalmaya devam etmekte midir? O noktasının 5 kilometre sağında. Burada sağında 4'ten sonra ne olur? 5 olur. Azalmaya devam eder. Bu şekilde suyun altına doğru gider. Bu ifade o zaman ne olur? Doğrudur. Peki 9 bölü 2 nedir? 4,5 kilometre.
4,5 kilometre sağında x değeri için tepenin yüksekliği ne yapmaya başlıyor? Artmaya başlıyor. Bu iki ifade arkadaşlar ne oldu? Çelişir. 4'ten sonra şurada 4,5 gibi bir nokta için yine ikinci ifadede olduğu gibi azalmaya devam etmesi gerekirken bu ifade yanlış oldu. Cevap Denizli. Aracımızın arkadaşlar kilometre bölü saat türünden hızına V dersem mazot harcaması burada MV ile gösterilmiş. V eşittir 100 için toplam maliyet 2980 demiş. V yerine 100 yazdığımızda 20 çarpı 100 artı 98.000 bölü 100'dür. Düzenlerseniz 2980. Sonra arkadaşlar toplam maliyet en az en çok derken nasıl yaparız? Şimdi burada türevini alıp sıfıra eşitliyoruz. Yerel maksimum minimum noktası sorularında olduğu gibi. M üssü V eşittir. 20 V'nin türevi 20'dir. 1 bölü V'nin türevi eksi 1 bölü V karedir. Bunu sıfıra eşitliyoruz. 20 eşittir 98.000 bölü V kare diyoruz. Sadeleşirse V buradan 70 gelir. Yani 90 değil de 70 olmalıydı. Toplam maliyet en az 2800'dür demiş. Burada arkadaşlar V yerine 70 yazıyoruz. V yerine 70 yazarsanız M 70 eşittir. 20 çarpı 70 artı 98.000 bölü 70 olacak. Düzenlersek 2800 doğrudur. Şimdi burada maliyetteki artış hızı derken neyi kastediyoruz? Türevi kastediyor arkadaşlar. V yerine 200 yazın demiş. 200 eksi 98.000 bölü 200'ün karesi. 200'ün karesi nedir? 2'nin karesi olsa 4'tür. Yani buradan 40.000 olacak. Sadeleştirdiğinizde 17,55 gelir. Yine 50 yazdığımızda 20 eksi 98.000 bölü 50'nin karesi. 5'in karesi 25. Buradan 2500 olacak. Sadeleşirse burası da yine 19,2 olacak. Cevabım Denizli. Fx'imiz sürekli bir fonksiyon. Aynı zamanda her noktada türevi alınabiliyor. Fx sabit fonksiyon değil ve fa eşittir fb'ymiş. Yani bunu nasıl çizebiliriz arkadaşlar? Şu şekilde bir parabol gibi düşünelim. Burada mesela şurası A noktası olsun. Burası da B noktası. Sabit değil. Gördüğümüz gibi sabit bir fonksiyon değil. Sonra fa ve fb değerlerimiz her ikisinde de k olmuş. Bize burada demiş ki fx'in ekstremum noktası olmayabilir. Fx'in ekstremum noktası olmak zorunda. Çünkü neden arkadaşlar? Böyle azalanken artan olmuş ya da artarken azalmaya başlayacak ki bu şekilde bir ortak k noktalarında şu şartı sağlayabilsin. Yani bu ifade doğru değil. En az bir ekstremum noktası vardır. Zaten bundan bahsettik. En az bir yerel maksimum noktası vardır. Burada gördüğümüz gibi yerel maksimum noktası şu anki çizimimde yok. Sonsuza kadar artmış. Yerel minimum noktası derseniz bir tane gösterdik. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabım Bursa. T'miz burada ısı, R'de dirençmiş. Buna göre hangileri doğru? Birincisinde T yerine 20 yazarsanız RT ne olur demiş. R 20 olur. 24 artı 20 bölü 10 artı 400 bölü 400 gelir. Düzenlersek 27'dir. Burası doğru. Dirençteki değişim hızı dediğimiz olay burada bize türev istiyor arkadaşlar. Türevini alıyoruz. Türev 1 bölü 10 artı 2T bölü 400. Yani T bölü 200 olacak. T'ye 20 verirseniz buradan 1 bölü 10 artı 1 bölü 10 olacak. 1 bölü 5'tir. Şimdi bunu sıfıra eşitlediğimizde T'miz arkadaşlar buradan eksi 20 olacaktır. Yani bizim buradaki kritik noktamız eksi 20. Eksi 20'den sonra bakın türevde burada T'nin katsayısı artı. Burası artı. Burası eksi olacak. Yani azalan artan şeklinde. Minimum direnç 23'tür demiş. T'ye eksi 20 verdiğimizde burada mutlak minimum ya da yerel minimum diyebiliriz. T'ye eksi 20 vereceğiz. Burada arkadaşlar T yerine eksi 20 yazdığımızda işlemleri yaptığımızda 23 çıkacak. İşlem kısmını uzatmadım. Sonra her sıcaklık değerinde sıcaklık arttıkça direnç artmaz. Gördüğümüz gibi
burada azalmış, sonra artmaya başlamış. Yani bir ekstremum noktası var. Bunu eliyoruz. Cevabım Bursa. Fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Birinci ifadede yerel minimum değeri demiş. Yerel minimum için arkadaşlar bizim türevi sıfıra eşitlememiz gerekir. Burada türev alıyoruz. Türevimizi aldığımızda x'in türevi 1, sabit olan 4'ün türevi 0'dır. 1 bölü x eksi 4'ün türevi de eksi 1 bölü x eksi 4'ün karesi. Burada bölümün türevi yani pay bölü payda şeklindeki bir oranın türevi nasıl alınır bunu biliyoruz. Şimdi burayı sıfıra eşitleyelim. Sıfıra eşitlerseniz 1 eşittir 1 bölü x eksi 4'ün karesi gelir. X eksi 4'ün karesi 1 ise x eksi 4'ümüz artı 1 veya eksi 1. Buradan da köklerimiz 3 ve 5'tir. Şimdi sıra geldi tabloya. Buraya x diyoruz, f üssü x ve fx. Kritik noktalarımız neydi burada? 3 ve 5. Burada arkadaşlar 1 eksi 1 bölü x eksi 4'ün karesi dedik. X'e 5'ten büyük bir değer verdiğimizde mesela x'e 6 verirseniz 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 yani pozitif bir değer olur. Artı, eksi, artı şeklinde tabloyu doldururuz. Yani fonksiyon artan, azalan, artan. Burada eksi sonsuzla 3 arasında f'lerimiz ne olmuş arkadaşlar? Sürekli artmış. İkinci ifade doğru. Sonrasında yerel minimum değeri demiş. Bunu sıfıra eşitlediğimizde x yerine 5 ve 3 yazıyoruz dedik. Yerel minimum noktası okları takip ederseniz x eşittir 5 apsisli noktadır. Burada x yerine 5 yazalım. F5 eşittir 5 artı 4 artı 1 bölü 5 eksi 4. Yani 10'dur. Dolayısıyla birinci ifade de doğru. Sonra arkadaşlar burada süreklilikten bahsetmiş. Eksi sonsuz 4 aralığında sürekli midir? Şimdi burada paydaya bakarsanız paydamız x eksi 4. Dolayısıyla x eksi 4 sıfırdan farklı olmalı. Yani x yerine tüm reel sayılar yazılabilir diyemeyiz. Yani eksi sonsuz 4 aralığında süreklidir. 4'ten sonra 4 virgül sonsuz aralığında yine sürekli. Ancak dediğimiz gibi burada 4 için köşeli parantez değil de normal parantez alıyoruz. 4'ü çözüm kümesine dahil etmiyoruz. Dolayısıyla 3'ü de doğru. Cevap E şıkkı. Fonksiyonumuz eksi 3, 6 kapalı aralığında parçalı bir fonksiyon. Buna göre 5 tane ifade verilmiş. Hangileri doğrudur? Birinci bölge eksi 3, 1 açık aralığı, yarı açık aralığı var arkadaşlar. Burası açık olarak verilmemiş. Mutlak değer verilmiş. Bunu sıfıra eşitlerseniz 2x artı 4 eşittir sıfırdan. Bir tane daha kritik noktamız oldu. Eksi 2. Yani eksi 3 küçük eşit x küçüktür eksi 2. Burada içerisi eksili değerler alacağı için dışarıya eksi 2x eksi 4 olarak çıkar. Sonra eksi 2 1 aralığında çünkü burada 1 demiş. Mutlak değer dışarısına aynen çıkar. Sonra 1 2 aralığında olduğu gibi yazıyoruz. Eksi 2x artı 6 yine eksi x artı 7. Bu şekilde 4 farklı bölge oldu. Şimdi direkt kitabımızın çizimi üzerinden gittim arkadaşlar. Eksi 3, eksi 2 aralığına bakın. Grafiğimiz bu şekilde. Sonra eksi 2, 1 aralığında x'e 0, y'ye 0 değerleri verip bu çizimleri yapabiliriz. Şimdi buradaki 5 ifadeye geçelim. Mutlak maksimum değeri var mı? Bakın normalde mutlak maksimum değeri 6 gibi görünüyor. Ancak içi boş olduğu için burada mutlak maksimum değeri yoktur diyoruz. Ekstremum noktası içi boş olan yerlerde olmaz. Yerel maksimum değerlerinin toplamı 7'dir. Burada mesela eksi 3'e 2 olmuş. Buradaki yerel maksimum değeri 2. Sonrasında bakın arkadaşlar burada yerel maksimum değerimiz 5 olur. Toplamı 7'dir. Yerel minimum değerleri arkadaşlar. Yerel minimum değerleri eksi 2 için 0. Sonrasında da 6 için de 1'dir. Toplamı 1'dir. Eksi 3, 6 aralığında türevsiz olduğumuz nokta var mı? Türev olmaması için buradaki gibi ne olması gerekiyor? Keskin uçlar yani kırılmalar olması gerekiyor. Sivri uçlarda bakın apsisimiz burada eksi 2. Sonra x'e 1 verdiğimizde bakın burada bir kopma var. Süreksizlik var. Dolayısıyla türev yoktur. Devamında yine x eşittir 2 için burada arkadaşlar neyimiz yok? Süreklilik yok ve türev de dolayısıyla yoktur.
Bunların toplamı da 1'dir. Şu ana kadar hepsi doğru. Şimdi devam edelim. Burada arkadaşlar bakın limit demiş. Limiti türevi nasıl çeviriyoruz? Burası f'in türevi eksi 2'ye soldan yaklaşırken. Burası da arkadaşlar f'in türevi olacak x eşittir 4 için. Şimdi hepsini isterseniz bir silelim. Tekrar burada ilk 4 tanesi doğru dedik. Bakın bunların hepsi kitabımızda da doğru olarak göstermiş. Şimdi 5.ye tekrar bakalım. Ne dedik buraya? F'in türevinde eksi 2'ye soldan yaklaşıyoruz. Artı diyoruz. Burada ne dedik? F'in türevi 4 için. Burada arkadaşlar önce eksi 2'ye soldan yaklaşalım. Eksi 2'ye soldan yaklaşırken şuradaki üçgenimizin türevini alacağız. Yani eğim buluyoruz. Burası 2 birim. Burası da 1 birim. 2 bölü 1'den 2'dir. Sola yatık olduğu için eğimimiz eksi 2. Peki 4 için türevimiz nedir? 4 arkadaşlar burada 2-6 aralığında. Dolayısıyla buradaki büyük üçgenin türevi 4 noktasındaki türevle eşittir. 5 eksi 1'den 4, 6 eksi 2'den 4. Bu üçgenimizin eğimi yani f üstü 4 dediğimiz türev 4 bölü 4'tür. Ama sola yatık olduğu için başına eksi alıyoruz. Dolayısıyla buradan eksi 3'tür. Yani kitabımızın çözümünde de gördüğümüz üzere cevabımız E şıkkı. Bu şekilde arkadaşlar 43. fövümüzü tamamlamış oluyoruz. 44. fövümüzde görüşmek üzere.